adaleti? Bu ülkedeki adalet bu mu? Ali İsmail Korkmaz davasında karar çıktı. Sanık polis memurları Mevlüt Saldoğan 10 yıl 10 ay, Yalçın Akbulut 10 yıl hapis cezasına, fırıncılar İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu ve Muhammed Vatansever 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından salon karıştı. Duruşma salonu dışında olaylar çıktı. Mahkeme salonunda heyeti korumak için şemsiye açıldı. Adliye önünde bekleyenler ise polis barikatını yıktı. Duruşma sırasında da gerginlik vardı. Sağlık sorunları sebebiyle görüntülü olarak son sözleri sorulan tutuklu polis memuru Mevlüt Saldoğan, gerçek katil masum gençleri sokağa dökenler, Gezi Park eylemlerinin arkasındakiler diye konuşurken, diğer ifadelerin ardından tepki sesleri yükselmeye başladı. Ya adalet istiyoruz. Yani 19 yaşında insanlar yanıyor. Eskişehir'deki Gezi Park eylemlerine çıkan, olaylarda 38 gün komada kaldıktan sonra kurtarılamayan üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 7. duruşması saat 9.30 sıralarında başladı. Adliye önünde bekleyen binlerce vatandaş karar anı ardından sanıklara verilen cezayı az buldu ve durumu sloganlarla protesto etti. Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karardan sonra adliye çıkışında açıklamalarda bulunan anne Emel Korkmaz, bu kadar ucuz olmamalıydı. 19 yaşındaki bir çocuğu zulmedip öldürüyorlar ve 10 yıl hapis cezası veriyorlar. Bu mu bu ülkenin adaleti? Tüm dünya gördü Ali'nin nasıl katledildiğini. Ben bugüne kadar bakamadım. Bu kadar ucuz olmamalıydı Ali'nin canı. Benim beklediğim sonuç bu değildi diye konuştu. 19 yaşındaki bir çocuğu zulmedip öldürüyorlar ve 10 yıl hapis cezası veriyorlar. Bu mu bu ülkenin adaleti? Bu ülkedeki adalet bu mu? Bu mu ya? Bütün dünya gördü Ali'nin nasıl katledildiğini. Bütün dünya şahit oldu. Ben bakamadım. Bugüne kadar bakamadım. Bu kadar ucuz olmamalıydı oğlumun canı. Baba Şahap Korkmaz ise kanımız dondu, sistem öyle bir sistem ki düpedüz katili hırsızı kolluyor, mağduru daha fazla mağdur ediyor. Tahliyeler birebir skandal değerlendirmesini yaparken ailenin avukatlarından Ayhan Erdoğan ise kasten tekmelenerek acı çektirilen insanlar bugün adeta mükafatlandırılmıştır. Biz bu davanın takipçisi olacağız. Üçte ikisini yatacaklar. Yargıtay'da kasten adam öldürmekten hüküm verilmesini istiyoruz diye konuştu. Yani sistem öyle bir sistem ki sadece düpedüz katili, hırsızı kolluyor, mağduru daha da mağdur ediyor, daha fazla mağdur ediyor.